Bugün Sokak Kedisi Trabzon'da ve Trabzon halkına Sedat Peker'in açıklamalarını soracağız. 40 yaş üstüne ve 40 yaş altına ayrı ayrı soracağız. Bakalım Trabzon halkı bu konuda ne düşünüyor? Sedat Peker'in açıklamalarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumsuzum. Yorumsuz. Evet. Hiç yorum yapmayayım çünkü siyasi konular giriyor işin içine, ondan dolayı yorumsuz kalayım ben. Sedat Peker'in açıklamalarını takip ediyor musunuz? Ediyorum, evet. Ne düşünüyorsunuz? Yani gerçeklik payının yüksek olduğunu düşünüyorum. Ve açıkçası çok da memnun değilim gidişattan. Endişe veriyor sessizlikten dolayı. Var olan sessizlikten dolayı endişeliyim. Umarım yakın zamanda devlet tarafından halkı tatmin edici gerekli açıklamalar yapılır. Süleyman Soylu'nun açıklamaları sizi tatmin etti mi? Vallahi kendini etti mi acaba? Önce kendisine sorması lazım ama ben olmadım. Çevremdeki insanların çoğu da olmadı. Çünkü çok cevap vermedi yani, biraz lafı dolandırdı gibi televizyonla. Hayırlısı olsun. Ne yapılması gerekiyor sizce? Ya her şeyden önce yine toplumun kendisinde iş birazcık bitecek. Ben yine eğitimle alakalı ülkemizin eğitim sisteminin düzenlenmesi lazım. Ta onu anaokulundan üniversiteye kadar. Bu sadece yani kişisel bir konu değil. Ben bunun kişisel bir konu olduğunu düşünmüyorum. Tamamen bir devlet politikası olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımızı anaokulundan itibaren iyi yetiştirmeliyiz. Düşünebilen, yorum yapabilen, eleştirebilen, haklıyı da savunabilen bir toplum yaratabilmeliyiz. Bunun tek çözümü bu olur. Başka bir çözümü yok. Peki sizce şu an Süleyman Soylu istifa etmeli mi? Yani şimdi şöyle, kişisel bir şey değil aslında ama şu anda normalde yani yönetimin kendisini bir sorgulaması lazım. Hani sadece hadi o istifa etsin, o ayrılsın falan konusu değil. Yani konu sadece bence Süleyman Soylu konusu da değil. Yani bu ben kişiselleştirmeden konuşmaya çalışıyorum. Çok vahim durum var şu anda. Yani sadece bir kişiyle ilgili bir durum değil. Süleyman Soylu ya da o yönetim kademesinde adı geçen bir sürü devletin çok üst noktalarında ismi geçen bir sürü ve yani yalanlamıyorlar maalesef konuları. İstifa etmeli mi bilmiyorum ama en azından çıkıp topluma ikna edici açıklamalar yapmalı. Çünkü bu insanların hepsinin sonuçta o makamda olmalarında bir emekleri var, oyları var. En azından işte bir şekilde insanlar vergisini veriyor. Bizim sayemizde, insanların sayesinde belli makamlara gelmişler. Böyle bir sorumlulukları olduğunu düşünüyorum en azından yani. Peker'in açıklamalarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Hiçbirini dinlemedim, hiçbirini bilmiyorum maalesef. Bir soru sorabilir miyim? Evet. Sedat Peker'in açıklamalarını takip ediyor musunuz? Evet, bazılarının hepsinde. Ne düşünüyorsunuz? Yani bence doğru konuşuyor ama geç konuştu. Daha önceden hani konuşması lazımdı. Sonradan belki hani diyeyim Sedat Peker'in çıkarları oluşmadı. Ondan dolayı doğrular konuştu ama bilmiyorum, bunlar zaten halkın bildiği şeyler. Sedat Peker'in ayrıca kanıta gereği yoktu yani. Peki sen Süleyman Soylu'nun açıklamaları seni tatmin ediyor mu? Yok. Yok, hiç tatmin etmiyor. Yani hani parti düşmanlığından ya da devlet düşmanlığından dolayı değil de. Hani önceki gibi değiller. Önceden gerçekten konuştukları gibi yapıyorlardı. Ama şimdi sadece halka sadece köprü ve yollarla kandırıyorlar yani. Onun dışında ayrıca bir şey yok. Allah deyip vuruyorlar, anlayacağınız. Bilmiyorum, benim düşüncelerim bunlar doğru ya da yanlış. Peki sence Süleyman Soylu istifa etmeli mi? Ya bence Süleyman Soylu değil de genel anlamda hükümetin ya da bakanların kendini değiştirmesi lazım. Ya da hani farklı bir şey gelmesi lazım. Bir kan gelmesi lazım. Ya bu sadece Süleyman Soylu'yla ya da ne bileyim diğer bakanlarla olabilecek bir şey değil. Temelde bir sıkıntı var. Onun değişmesi lazım. Erken seçim mi olmalı? Ya erken seçimden ziyade insanların gözünü açması lazım. Bu seçimle işte yok A partisi yok B partisi ya da ne bileyim A kişisi B kişisi olarak değil de halkın daha doğrusu kendini biraz açması lazım, gözünü açması lazım. Konumuz Sedat Peker'in açıklamaları. İzliyor musunuz, takip ediyor musunuz? Evet, tabii ki takip ediyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Yani bunlar devletin devlet politikaları diye düşünüyorum. Her dönem olan şeyler diye düşünüyorum. Yani çok fazla bir yorum yapmak istemiyorum ama Sedat Peker'in hakkında yorumlar ortada ya. Sizce doğruluk payı var mıdır Sedat Peker'in açıklamalarında? Ya doğruluk payı var mıdır? Evet.
göreceli kavramlarda düşünülebilir. Tabii ki doğruluk payı olduğu noktalar olabilir ama bunlar her dönem devletler arası olan politikalar diye düşünüyorum. Peki Süleyman Soylu'nun açıklamaları sizi tatmin ediyor mu bu konularla alakalı? Tabii ki bakanımız da orada gereken cevabı kendisine verdi. Ülkeye gelsin, ülkede görüşelim dedi. Sedat Peker'in açıklamalarını takip ediyor musunuz? Etmiyor musunuz? Ne yapayım ben onun açıklamalarını? Niye? Ya beni ilgilendiren bir durum değil. Gündemimiz ya, o yüzden. Yo, tamam işte onun işini bilenler yapıyor zaten o işi. Yani, sen ne düşün? Genç olarak sen ne düşünüyorsun? Ne hak ediyorsa onu alacak. Yani, Sedat Peker mi? Evet. Yani karşılığını alır. Bu. Teşekkür ederim. Siz konuşmuşsunuz. Gereksiz buluyorum. Neyi gereksiz? Sedat Peker'in açıklamalarını. Gereksiz buluyorum. Aynen. Gereksiz. İnanıcı bulmuyor musunuz? Yani şöyle, manası yok yani. O kadar abartmaya gerek yok böyle şeyleri. Boş yani. Peki Süleyman Soylu'nun açıklamaları sizi tatmin ediyor mu? Hak veriyor musunuz? Hak veriyorum. Ama yanlış yapılan yerler de var. Şimdi kesinlikle ikisi de çok çıkışıyor. Sedat Peker'in yaptığı zaten nasıl diyeyim size böyle gerek yok böyle şeylere yani. Bu kadar toplanmaya, birleşmeye gerek yok. Bu kadar. Sedat Peker'in açıklamalarını takip ediyor musunuz? Ben bakmıyorum kısmen. Bakmıyorsun. Evet. Çünkü baktığın zaman fikirler hep değişiyor genellikle yani. Kimisi mesela normal bir insan, onun bir zaman sonra bakıyorsun değişebiliyor. Ondan onun korumasına karşı. Bilmiyorum yani. Ben pek şey değilim. Yancısı değilim yani. Sizce Sedat Peker'in açıklamalarında doğruluk payı var mı? Yani her insanın bakış açısına göre değişir bence. Bana kalırsa yarı yarıya. Peki Süleyman Soylu'nun açıklamalarını izlediniz mi? Tatmin etti mi sizi? Yani. Kısmi o da. O da. İkna oldunuz mu? Evet yani. Kısmi. Ben de aynı, kısmi. Yani, aynı, kısmi yani. Yarı yarıya. Abla hiçbirini izlemedim ki. İzlemedin mi? Öyle çok bakmadım yani. Yani gördüm birkaç videosunu izledim öyle de tam izlemedim. Ne düşünüyorsun peki izlediğin kadarıyla? Ya abla belki haklı veya değil. Bilemeyiz. Yani o kadar insana sesleniyor. Bilemezsin yani. Ne sen ne ben biliriz onu. Peki Süleyman Soylu'nun açıklamalarına denk geldin mi? İzledin mi? Yani baktım bazılarına bazıları alakasız böyle. İkna oldun mu? Pek sanmıyorum yani. İkisinin de böyle canlı bir kanıt göstermesi gerek ki şey yapsın. Sedat Peker'in açıklamalarını izliyor musunuz? Takip ediyor musunuz? Yani biraz. Ne düşünüyorsunuz? Yani bir şey düşünmüyorum. Pek kimseye inanmıyorum ben açıkçası. Kimsenin doğru söylediğine inanmıyorum. Siz? Ben takip etmiyorum. Peki Süleyman Soylu'nun açıklamalarını takip ettiniz mi? Yani ben çok odaklı izlemiyorum açıkçası. Tatmin oldunuz mu halk olarak, genç olarak? Tabii ki de hayır. Bir genç olarak hiçbir şeyden tatmin olmuyorum. Yani hiçbir şey beni tatmin etmiyor. İnandırıcı bulmadınız açıklamaları. Kesinlikle bulmuyorum. Ya her şey, herkes bence bir şeyleri gizliyor. Yani kendi çıkar uğruna bir şeyleri gizleyip bir şeyleri söylüyorlar. Bu şekilde davrandıklarını düşünüyorum. Yoksa hepsi aynı bataklığın içinde. Kim kurtulursa derdindeler. Sedat Peker'in açıklamalarını takip ediyor musunuz? Hayır. İzlemiyor musunuz? Hayır, izlemedim. Siz? Yok, hayır, ben de izlemedim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sedat Peker'in açıklamalarını takip ediyor musunuz? Ediyorum efendim. Ne düşünüyorsunuz? Tamamıyla doğru. Yani bu konuda Sedat Peker sonuna kadar haklı. Ben inanıyorum ki adaletli bir sistemde yönetilmiyoruz. Adaletsizliğin olduğu bir ülkede. Bunlar normal şeyler. Tabii bu durumda Sedat Peker'i insanlar artık FETÖ'cü olarak ilan etti ki zaten sen onaylasan ben onaylasam biz de FETÖ'cüyüz. Yapacak pek bir şey yok. Peki Süleyman Soylu'nun açıklamalarını takip ettiniz mi? Sizi tatmin etti mi açıklamaları? Süleyman Soylu'nun yaptığı hiçbir açıklamada tatminlik bir durum yok. Bir açıklama yapmadı zaten. Tamamıyla programı manipüle etti. Ha bu da zaten insanımız biraz... Nasıl desem size, bazı şeylere inanıyor, görmediği şeylere de inanıyor. O yüzden bizim insanımızın başına gelecek en büyük felaket bu yönetimdi ve hala daha devam ediyor. Allah bizi kurtarsın, ne diyeyim. Sizce Süleyman Soylu istifa etmeli mi? İstifa etmeli mi? Bence Süleyman Soylu tutuklanmalı. Direkt cezaevine gönderilmeli. Bu açıklamayı yaptık, alınmayız değil mi? Teşekkür ederim. Sedat Peker'in açıklamalarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben hiçbir şey düşünmüyorum. Yani sen... Yani doğru olduğunu düşünüyorum birçoğunun en azından. Kendisinin şu an mülteci konumunda olmasının da bir bakıma doğru buluyorum.
Pek de siyaset sevmiyorum, o yüzden görüşlerimi dinliyoruz kendisini. Peki Süleyman Soylu'nun açıklamaları sizi tatmin etti mi? Süleyman Soylu Bey'i de pek tanımıyorum. Şahsi bir şeyim de yok ve dinlemeyi de sevmiyorum. Devlet işleriyle de uzağım pek. Sadece bir yerde nasıl derler, bir dövüş, bir kargaşa varsa dinliyoruz. Kendi yolumuza bakıyoruz yine gençler olarak. Bu devranı bir şekilde bir gün değiştireceğiz bakalım. Çok kısa, çok kısa soracağım. Buyurun. Sedat Peker'in açıklamalarını takip ediyor musunuz? Yani az çok. Ne düşünüyorsunuz? Sorgulanması gerektiğini, araştırılması gerektiğini düşünüyorum ama iddialar hakkında pek bir bilgim yok yani benim. Peki Süleyman Soylu'nun açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Tatmin oldunuz mu? Ya Süleyman Soylu istediği kadar suç atabilir. Sonuçta onun mafya olduğunu herkes biliyor. Önemli olan Süleyman Soylu'ya atılan suçlamalar. Yani bunların araştırılması gerekiyor. Bir yargıya gitmesi gerekiyor. Evet. Bu kadar. Sedat Peker'in iddialarının mı yargıya gitmesi gerekiyor? Sedat Peker'in Süleyman Soylu hakkında söylediklerinin araştırılması gerekiyor. Ama Süleyman Soylu Sedat Peker hakkında istediğini söyleyebilir. Orası beni ilgilendirmez. Sedat Peker bu ülkenin bir yöneticisi değil sonuç olarak. Yani o yüzden Süleyman Soylu'nunkin yani hakkında suçlamaların incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki sence Süleyman Soylu istifa etmeli mi? Suçlamalara bakılmalı. Eğer doğruluk payı varsa tabii ki görevden alınmalı. Yani benim düşüncelerim böyle. Sedat Peker'in açıklamalarını takip ediyor musunuz? Takip etmiyorum. Yok abla. Sadece Instagram'a düşenlere. Instagram'a düşenlere? Evet. Ne düşünüyorsun? Düşüncemi söylemek istemiyorum. Yani herkes birlikte iyiken şu an uyuşmazlık oldu aralarında. Birbirlerinin hakkında konuşuyorlar. Ve bu konuda bana düşmez yani bir şey söylemek. Ya tabii ki kendime göre bir fikrim var ama şu an burada bunu konuşmak istemem. Paylaşmak istemiyor musun? Evet. Yani. Ne düşünüyorsunuz? Yani ben de şu anda sonuçta danışıklı dövüş yapıyorlar. İkisi de birbirinin atıklarını kolluyor ve atıklarını birbirine gösteriyorlar. Sonuçta bu yapılanları anlatıyor ama kendi de bu işin içinden geldi. Yani danışıklı dövüş bence. Sonuç olarak da kendini bir şekilde şu anda susmasının sebebi bence başbakanın ona bir şeyler, bir haber göndermesidir yani. Olayı bundan ibaret görüyorum. Peki Süleyman Soylu'nun açıklamaları sizi tatmin ediyor mu? Yani çok da tatmin edici değil ama sonuçta bir makamda olduğu için tam açıklayıcı bir şeyler onunla konuştuğuna inanmıyorum. Hani olay bundan ibaret, konuşamıyor bence. Konuşursa kendi açıkları da piyasaya çıkacak. Bence bu yani. Sedat Peker'in açıklamalarını takip ediyor mu? İzlemiyorum. Sedat Peker'in açıklamalarını takip ediyor musun? Çok takip etmiyorum. Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum? Yani rahat davranıyor. Rahat davranıyor. Aynen. Düşünmeden konuşuyor. Sence haklılık payı var mıdır? Haklılık payı az da olsa var ama gerek yok bu kadar abartmaya. Olaylar. Çok mu abartıyor? Yani. Çok güveniyor kendisine. Yok, çok kolay bir soru. Sedat Peker'in açıklamalarını takip ediyor musunuz? Çok da fazla takip etmiyorum ama birkaç açıklamasına denk geldim internet. Ne düşünüyorsunuz? Yani çok da bir şey düşünemiyorsun ister istemez. Çok fazla izlemediğim için çok da fazla bir şey düşünemiyorum, yorum söyleyemiyorum. Sizce doğruluk payı var mı? Doğruluk payını devlet belirleyecek var mı yok mu? Ne yapılması gerekiyor şu an? Bence adalet, öncelikle adalet. Öncelikle adaletin el atması lazım konuya. 60 da durumda bildiğim kadarıyla. Süleyman Soylu'nun açıklamaları sizi tatmin etti mi? Dinlemedim. İnanın dinlemedim. Yani inanın dinlemedim. Sadece birkaç kere Sedat Peker'in açıklamalarına televizyonda ve internette denk geldim. O kadar. Süleyman Soylu'nun açıklamasını da dinlemedim yani. Konuya çok da şey değilim. Sadece duydum. Ve... Sedat Peker'in açıklamalarını takip ediyor musunuz? Etmiyorum. O siyasetini takip etmiyorum. Sedat Peker'in açıklamalarını takip ediyor musunuz? Takip ediyorum. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Ya şu anda hükümetimizi eleştirmesi bence biraz yanlış gibi geliyor bana. Buradan yurt dışına gidip orada eleştirmesi çok yanlış. Madem bir bildikleri vardı burada söyleyebilirdi. Yani burada hükümeti karalamasını doğru bulmuyorum. Devletimiz adına kötü şeyler konuştuğu için biraz yadırgadım daha doğrusu. Peki Süleyman Soylu'nun açıklamaları sizi tatmin etti mi? İkna oldunuz mu? Ya onda da tabii ikna olmadığım şeyler var daha doğrusu ama bilmiyorum. O konuda da fazla konuşmak istemiyorum. Sizce Süleyman Soylu istifa etmeli mi? Ya, o konuda bilmiyorum ki ya. Bazı güzel yaptığı şeyler de var tabii ki. Süleyman Soylu'nun arkasındayız. Ya devletimizin yanınızdayız ama
ne bileyim, bazı gerçekler de biraz saklanıyor gibi geliyor bana. Biraz hükümetimiz tarafından. Hayırlısı bilmiyorum. Canım benim ya, yapma ya, çok can yerimden vurdun beni aşkım. Neyse sor bakalım. Sedat Peker'in açıklamalarını takip ediyor musunuz? Evet. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi Sedat Peker beyefendi davasında söylediklerini belki haklı olabilir. Evet. Ama. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İçişleri Bakanlığı'na gidip de başka bir ülkede silo diye bağıramaz. Bu bir. İkincisi, başka bir ülkeden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni karalayamaz. Bu ikinci unsur. Belki söyledikleri haklı olabilir. Belki vardır, belki yoktur, onu bilemem. Ama ben bu ülkede yaşıyorum. İster bugünkü iktidarı sevmeyebilirim, ben de sevmiyorum. Ama sevmiyorum diye böyle davranmak bana göre çok yanlıştır. Çünkü biz ulus bir devletiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yiz. Onun için bu ülkenin nasıl derler? Yani kaderinle kim bağ oynamasınlar. Lütfen rica ediyorum. Oynamasınlar. Çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yiz. Şuna üzülüyorum. Yani gitmişsin, artık nerede olduğunu da bilmiyorum. Yani oradan bu yana benim ülkemi ne olursa olsun, bak ne olursun, benim ülkemin İçişleri Bakanı bu. Bu İçişleri Bakanı'na öyle davranamaz. Cumhurbaşkanı'na öyle davranamaz. Kesinlikle. Sev sevme. Zaten bizim Türkiye'mizde siyaset etik değil ki. Siyasetin etikliği kalmamış ki. İnsanlar birbirine ağır ithamlar, ağır kelimeler. Ne gerek var ya? Hani o zaman ben şunu sorarım bugünkü iktidara. Hani adalet? Hani adalet mülkün temeliydi? Kalmadı mı adalet? Bana göre yok. Yani bir vatandaş olarak bana göre yok. Hele de bunları gördükten sonra zaten hiç yok. Hiç yok. Ama belki bu yeni anayasa paketi yapıyorlar. Tam içeriğini bilmiyoruz. Bir açıklasınlar anayasa paketinin içeriğini. Neler var, neler yok. Vatandaşa şeysi ne olacak? Ne olmayacak? Onları bir görmek gerek. Şu anda konuşursak yanlış olur. Çünkü içeriğini bilmiyorum. İçeriğini bilsem hemen cevap veririm. Ama içeriğini bilmediğim için şu anda ona bir şey söyleyemeyeceğim. Ama inşallah ülkemize hayırlı uğurlu olur diye düşünüyorum.